Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, Allah sağlık versin, sıhhat versin, evinize bereket versin, mutluluk versin, huzur versin. Bugün yine yaylaya gidiyoruz arkadaşlar. Ama şöyle yayla yolunu sizinle çekip paylaşmak istedim. Şöyle ormanlarını, çevreyi, şöyle size tanıtmaya çalışacağım Allah izin verirse. Doğaya karşı, nasıl bir doğaya karşı yayla yolu. Çam ağaçları. Ne kadar güzel arkadaşlar, şuna bakın. Evet. Artık çarşıda hiç insan kalmaz, hep piknik yapmaya çıkar böyle yaylaya. Ben yine şehirden çıkınca hemen almadım yine şeyi. Yani şeyi derken, Mersin'den çıkar çıkmaz videoyu almadım. İncir ağaçları var şöyle yol kenarlarında. Dut ağaçları var şöyle, dut ekmişler, ekmişler. Şöyle ormanıyla, yoluyla, çamıyla. Gerçekten çok güzel. Şöyle dağların, tepelerin arasından köyümüze geçirip gidiliyor işte. Şöyle yayla yolunu sizinle paylaşmak istedim. Çam ağaçlarını, şöyle şuralarda çitlikler var, tavuk çitlikleri var. Şuradan gözükmedi de. Arkadaşlar, piknikçileri görüyor musunuz? Şehirde adam kalmıyor, hep aşağı çarşıya iniyor. Şöyle şurada bir tavuk çiftliği var. Biraz uzak ama ben böyle bir yakınlaştırmayı bilmediğim için şöyle uzun geriden geriye çekiyorum bakayım. Bahçeler var. Evet. Ama bir sıcak var arkadaşlar, evin içinde oturuyorduk biz, iyi soğuk evin içi. Yaz gelmiş, haberim yok hiç. Acayip hava var böyle sıcak. Şurası restoran, düğün salonu, kır düğün salonu. Şöyle yukarıda Meşe Altı diye bir yer burası. Burası arkadaşlar Kerimler Köyü. Burada yayla oluyor ama bizim köyden daha aşağıda oluyor, şehire yakın oluyor. Belki biraz güneşten dolayı parlaklık kurabilir ama bugün sesimde de hayır yok arkadaşlar. Biraz rahatsız, boğazım ağrıyor. Şöyle yaylamıza gidiyoruz bakalım. Allah'ın izniyle. Şöyle şuralar bahçe. Arkadaşlar doğru dürüst o yaylalarda tarla takım kalmadı. Hep bütün şehirliler geldi. Buralara ev kurdu. Meşe ağaçları bak ne kadar güzel. Buralara ev kurdular. Her yer yaylalık ev arkadaşlar. Her yer. Bağlar, bahçeler. İnanamayacaksınız gerçekten, var ya doğa doğa dedik ama artık doğada böyle yaylalarda hep taş binalar olmaya başladı. Yani doğada da hayır kalmadı açıkçası. Şuranın güzelliğine bakın, böyle tepe başında bir yer arkadaşlar. Evet. Karşısı Aza Dağı. Karşı arkadaşlar, karşı dağ Aza Dağı. Şurada çukur keştik var ama giderken tam gözükmedi. Ha,
Şimdi gözükebilir mi bilmiyorum. Birazcık gözüküyor. Bura başkanda biraz hızlı gidiyor herhalde. Şöyle kayalar var arkadaşlar, dağlar. Dağın eteğinden böyle gidiyoruz bakalım. Evet, çukur keşliği gösteriyorum arkadaşlar size. Ama biraz uzak tabii. Ben yaklaşık mağaraları görüyor musunuz arkadaşlar, dağlardaki şey? Kayalardaki, dağlardaki mağaralar. Evet. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunu yakınlaştırmayı, uzaklaştırmayı da öğreneyim de sizinle Allah azim verirse böyle yakın yakın çekeyim de paylaşayım. Çünkü ben gerçekten bazı şeyleri hiç bilmiyorum arkadaşlar, hiç. Çok geri kalmışım ben. Bu giden gelmez kayası arkadaşlar. Yani buranın da şeyi var, fıkrası var ama eskiden buralar çok ormanmış, dağmış. Bir kızla oğlan kaçmış. Yani bunu kısa anlatıyorum arkadaşlar. Ama eskiden kurtlar, canavarlar falan, ayı falan çokmuş buralarda. Kaçınca orman çok sık orman olduğu için gitmişler ama bir daha hiç asla geri dönmemişler. Ne ölüsünü bulabilmişler ne dirisini bulabilmişler yani. Onun için kayanın adını giden gelmez kayası koymuşlar. Onun için burası giden gelmez kayası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası Harç Kedi yaylası. Şöyle yeni başlıyoruz yani. Şöyle. Hayırdır inşallah. Yolda bir sorun mu var, cenaze mi var acaba desem. Arkadaşlar burası mezarlık. Mezarlık mı yapılıyor yine de bilmiyorum ama. Bir sorun var ama cenaze mi var gene bilmiyorum arkadaşlar. Allah Allah, hayırdır inşallah diyelim. Kaldık burada. Evet, yavaş yavaş gidiyor. Bu pikap mı çıkamamış yoksa? Yolu onu da bilmiş değilim. Tam da viraj arkadaşlar. Tehlikeli bir yolda. Sen de geç arkasından bari. Ay, araba geliyor, yavaş. Bu araba burada niye kalmış ben onu da anlamış değilim. Tam virajda bir de sakız çiğner. Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar, caminin güzelliğine bir bakın. Şöyle evler. Şura kahve kıraathane. Çınar ağaçları. Ya o kadar güzel ki gerçekten. Burada havası arkadaşlar bir güzel. Yazın var ya, şahane şahane. Şöyle kaya. Tepeyi görüyor musunuz? Sanki kaya düşmek üzere gibi ama asla öyle değil, düşmüyor. Evet. Artık çiçekler açmış ağaçlarda, ormanlarda. Evet, Harç Kedi Yaylası'nı çıktık arkadaşlar. Hep istiyordum arkadaşlar yayla yolunu çekeyim. Bir nasip bir kısmet olmadı nedense. Bugün şöyle bir çekim yapayım dedim. Oraları çek gönder demiş takipçilerim. Ben de şöyle ceviz dikmişler arkadaşlar buraya tüm. Kayayı görüyor musunuz arkadaşlar? Giden gelmez kayasının ucu işte buralar. Çok uzun çünkü. Arkadaşlar işte takipçilerim demiş ki yaylaya gidiyorsunuz demiş, sarı çiçek var şöyle. Yaylaya gidiyorsunuz arkadaşlar, Emoş'um neden oraları çekip bize atmıyorsun, göstermiyorsun demişler. Ben de şöyle çekim yapayım az çok dedim. İyice de beceremiyorum ama hayırlısı olsun bakalım. Şöyle koca koca meşe ağaçları var. Buralar yeğenimin restoranı var, buradan geçiyoruz. Hemen yakın oturacağız Reyhan'ın de restorantına. Şöyle.
Arkadaşlar hep yaylalık evi buralar. O kadar lüks bir yerler ki. Hiç şehir gibi zannedersiniz ya. Kimse inanmaz köy yeri desen inanmazlar. Çünkü köy hiç köyü kalmadı. Her yer ev olur. Her yer dağlar, taşlar. Aslında köy biraz daha ileride. Evet, evimize döndük arkadaşlar. Gelincikler çiçek açmış. Ne kadar güzel. Evet, şöyle. Evimize döndük. Hemen evimize gelmek üzereyiz. Şöyle. Kirazlar da bayağı kızarmaya başlamış maşallah. Evet. Arkadaşlar evimize geldik. Komşular da gelmişler, bizim öbür komşular. Meşe ağacımızın dibine geldik arkadaşlar. Şöyle evimize de geldik. Bir de ineyim şöyle çekeyim. Ondan sonra mı son edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Burada kepçe çalışıyor ama ne için, ne yapıyorlar ben onu da anlamış değilim. Bizim altımızda şöyle. Hemen kepçe gelmiş buraya ama ne için gelmiş onu bilmiyorum arkadaşlar. Bizim suyumuzu da patlatmışlar zaten. Suyumuz da yapılacak şöyle meşe ağaçları. Şöyle. Köyümüzü şöyle bir çekelim. Burada son yapalım. Arkadaşlar Pelin Hanım'la Selin Hanım geldiler. Heh. Hoş geldiniz evimize Pelin Hanım, Selin Hanım. Evet arkadaşlar. Burada videoma son vereceğim. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Mersin Aladağ Köyü'nden selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Bay bay.